Değerli izleyiciler, sırada Çiğdem var. Çiğdem'de de röportaj yaptığımızda çok değişik şeyler anlattı. Biz kendisini sürekli başka bir şeyle düşündük ama onun derdi çok başkaymış. Röportajda anlatacak. Şimdi Çiğdem geliyor. Söz Ayşe Egesoy'da. Evet, Çiğdem geliyor Osman'tan. 106 aday numarasıyla geliyor. Ersay Üner'in Kürdi bir şarkısıyla geliyor. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin. Tebrikler Çiğdem. Bu şarkıyı özellikle seçtin ve çok uğraştın esasında bu şarkıyı bulmak için. Kim için? Amacın neydi? Gerçi birazdan röportajda izleyeceğiz ama. Bu bir göndermeydi aslında. Babam için. Babama gönderiyorum. Babasına gönderdi bu güzel şarkıyı. Bakalım röportajda neler söylemiş Çiğdem. ...12 yaşımda Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nı kazandım. 4 yıllık eğitimin ardından... ...10 yıl süreli olarak... ...konservatuarın bünyesinde... ...korist ve solist olarak... ...çalıştım. Ailecek müziği seven bir aileyiz zaten. Bir arada olduğumuz zamanlarda kesinlikle... ...dayılarım bağlama çalar... ...ritim tutarlar, ben türkü söylerim. Ben aslında ayakta olduğumu göstermeye çalışıyorum. Yani çünkü ailevi sorunlar yaşıyoruz. Bundan dolayı da güçsüz değilim. Bunu bir nebze de bunu kanıtlamış oldum diye düşünüyorum. Kapanmam çok ayrı aslında. Bulunduğum çevre küçük bir çevre. Yani. Tabii ki dini boyutu da var. Ama bunun yanı sıra çevreye de ayak uydurmam gerekiyor her şekilde. Annem buna karşı çıktı ilk etapta. Bayağı bir sorun oldu. Ama sonrasında ikna ettim. Bu benim kendi tercihim dedim. Ben kapanmak istiyorum dedim. Ve kapandım. 13 yıldır babamla görüşmüyoruz biz. Ve babasız da evlat nasıl yetiştirilirmiş? Bunu görsün istiyorum, yani görsünler istiyorum. Gerçekten iyi şeyler yaptık hayatımız boyunca, kardeşim ve ben. Okuyup da ne olacak ki dendi bana mesela. Babasız kız okur muymuş? İşte babasız kız şunu yapar mı, bunu yapar mı gibi sözler çok duydum. Evet yapar. Ve ben de yaptım. Çok sıkıntı yaşadık, evet. Maddi olarak özellikle. Çünkü bize hiçbir şekilde ne maddi ne manevi babamın hiçbir desteği olmadı. Aradı beni. Popstar'da göründükten sonra konuşmak istedi benimle. Ama ben onunla konuşacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bana soruyor neden bu kim diye. Ben de ona soruyorum. Biz bunu hak edecek ne yaptık diye. Çünkü insanın eşiyle problemi olabilir. Ailevi sorunları olabilir. Ama buna kurban çocuklar seçilmemeli. Her şeyden önce kardeşimi mutlu görmek istiyorum. Yani... Yani babası yok, bir şeyleri eksik kalmış desinler istemiyorum. Her şeyi dört dörtlük olsun istiyorum. Yani desinler ki evet bu çocuk babası yok ama her şeyini yaptı. Yani kendini ezik hissetsin istemiyorum. Bu yüzden de bütün çabam onun mutlu olması. Evet Çiğdem'cim, gerçekten röportaj sırasında da çok duygulanmıştı. Biz dediğim gibi yarışmanın başından itibaren esasında Çiğdem'i ve diğer yarışmacıları çok iyi tanımıyorduk.
bu hafta birazcık daha ortaya çıkıyor. Çiğdem'in meğer çok büyük bir derdi varmış, çok üzüldüğü, içinde büyüttüğü bir problemmiş bu. Ve bu şarkıyı seçmek için de çok uğraştı Çiğdem. Babasına bir mesajdı bu. Şimdi bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecek. Buyurun Bülent Hanım. Sayın Erkör, şimdi bir mesaj gönderildiği vakit cevap beklenilir veyahut karşısındaki kişinin vereceği cevap veya yaratacağı durumlar neler, yani bir merak sayıkasıyla bir beklenti içine girilir. Fakat burada bir tenakuz yok mu? Arkadaşlarıma da hepsiyle beraber yüksek sesle düşünmek istiyorum. Şimdi geçenlerde arkadaşımız, çocuğumuz, pardon, rahatsızlanmıştı biliyorsunuz. Son elemeler zamanı. Ve babası beyefendi aramış, çocuğum neyin var diye galiba ama. Sadece o annesine iyiyim dedi, merak etmeyin beni babacığınız dedi. Babacığınız da aramış. Babanız? Babam mesaj yazmış. Evet. Benim hasta olduğumu sonuçta görmüş olması lazım. Televizyonda 70 küsür milyon görmüş. Muhakkak izliyor, biliyorum. Ama o ben üçüncü oldum diye tebrik ediyor beni. Yani hastalığımı söylememiş. Üçüncü oldum diye tebrik etmiş. Ama hastalığı bu... Ne yayında yok, bir yani hastalık bir şey yok. Tansiyonu, tansiyon sorunu yaşadı. Çıkamamıştı. Evet. Yani en son şeyde, elemede işte tansiyon sorunu yaşamıştı. Şimdi babacığınız ve anneciğiniz bir kadın erkek ilişkisi, elektrikler bitince çocuğum biri sağa gidiyor, biri sola. Biri güneye gidiyor, biri kuzeye. Ama söylediğiniz orada çok önemli bir şey vardı. Hayata gelirken kimse bize sormuyor. Bizim fikrimizi almıyor. Siz iki insan birbirinizi sevdiniz, elektrik aldınız, birlikteliğe el ele, göğüs göğüse, beyin beyine, efendim tek vücut olarak yola çıktınız. Ve neticede bu sevgilerinizin, bu elektriğinizin meyvesi olarak Yüce Allahü Teala ol dedi ve o meyve oluştu. Yani sizler, bizler oluştuk. Peki kimse bize sordu mu? Dünyaya gelecek olduğumuz vakit. Sen de arkadaş, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, sen dünyaya gelmek istiyor musun dediler mi? Kocaman bir hayır. İşte ilişkiler bitiyor veya evlilikler bitiyor, birliktelikler bitiyor ve ne acıdır ki çocuklar böyle ziyan zebil oluyor. Çünkü bir çocuk... Armağan katılmıyorum anlamında mı? Başını sallıyorsun. Ne diyeceksin burada merak ediyorum. Bülent Hanım çok... bitirsin ondan sonra. Ama hayır, şu anda söylerseniz evet, tabii. Evet, hemen orada alalım. Ben annelerin babalarının da kendi hayatlarını yaşama özgürlükleri olduğunu düşünüyorum. Çiğdem'in hikayesini de Bursa'dan beri biliyorum. Babasının sanıyorum başka bir gönül ilişkisi sebebiyle Çiğdem'leri terk etmiş. Şimdi insan çocuğu olabilir, çocukları olabilir ama her yaşta sevebilir. Senin ne kadar mutlu olmaya hakkın varsa annenin de var, babanın da var, herkesin var. Şimdi senin buna şu zaten hayır demiyoruz. Senin şu tavrını çok acımasız buluyorum. Bir daha anmasın benim adımı. Peki anmasın adını ama sen anıyorsun onun adını. Aslında talep ettiğin şey sev beni. İlişki kur benleyi talep ediyorsun aslında. Hemen bir şey söylemek istiyor zannediyorum. Ama sev beni diyorsun. O çocuk. Şey bu çocuk baba sevgisinden yoksun büyümüş. Evet. Ne kadar yani bir kolu
ya da bir bacağı yok bu çocuğun. Sayın Erkır. Doğru, haklısınız. Bir şey söyleyebilir miyim? Bakalım bir. Ve ben böyle zamanlarda Allah'ım sen bilir de yaparsın. Ya Rabbim olur da Allah esirgesin. Böyle bir durumda hani ilişki bitip de alıp başımı gider olmuş olsam misal. Allah korusun zaten doğurganlık özelliğim olaydı. Yani o çocuğumu öyle eşime falan asla bırakmam. Öldürürüm kendimi, o çocuğu vermem. Çocuk benim. O çocuğu benim sevgimden, şefkatimden, kokumdan, sıcaklığımdan asla kimse ayırt edemez Allah'tan başka. Biz babanın sevmesine hiçbir zaman bir şey diyemeyiz. Hayat içerisinde bunlar gelişebilir, oluşabilen işlerdir, çok doğaldır. Ama bunu yaparken o dünyaya getirdiğiniz çocuğunuzun psikolojisini neden düşünmüyorsunuz anneler, babalar? Bu kadar aceleci hareket ediyorsunuz. Peki Bülent Hanım, haklısınız. Çiğdem ne diyecek bakalım? Hocam özür dileyerek. Şimdi Armağan Bey bir şey sormak istiyorum size. Tabii ki. 13 yıldır ben babamı görmüyorum. Bunu duygu sömürüsüne de döndürmek istemiyorum. Gerçekten ben güçlü bir insanım. Ayaklarımın üstünde duran, sağlam basan, bu yaşımı da kolay gelen bir insan değilim. Anne ve babanın eksikliğini hissetmek ayrıca güçsüzlük falan da değildir çocuğum. Kesinlikle. Özür dilerim sözünüze girdim, bağışlayın. Şunu sormak istiyorum ben. Evet, insanlar sevebilir, aşık olabilir, bu çok doğal. Evli de olsa sevebilir. Ama bu çocuklarını ihmal etmesi anlamına gelmez. Asla. Tabii ki gelmez. Asla. Gelmez. Tabii. En azından gelmemeli. Ama mesela ya ben hiç kimsenin hayatının jürisi değilim. Ben sadece burada şarkı söyleyen insanların jüri üyesiyim. Senin hayatın hakkında bir şeyler söylemek benim haddim değil bir kere. Ama sadece şunu söylüyorum. Belli ki bir ilişki kurmak istiyorsun. O zaman sen çocuksun, o senin baban. Bak, sonra çok pişman olursun. Tabii. İnsan, bak, ona gelecektim zaten. İnsan, ben bunu çok yakın yaşadım. Sonradan çok büyük öyle vicdan karışıyor, bir keşke gidiyor oluyor. Bir daha diyorsun, ama geri gidiyorsun. Babacığın, Allah rahmet eylesin, seni hiçbir zaman evet, elinin tersiyle itmedi çocuğum. Onun için bu örnek hayır, biraz... Ama başka şeyleri söylüyorum. Yani mesela şimdi ben babam öne yatarken hep şey diyordum. Ya görmek hoşuma gitmiyor diyordum. Ve gittiğimde yanında bir dakika kalıyordum, çıkıyordum hemen. Çünkü babamı öne görmekten hoşlanmıyordum. Kuvvetlidir. Ama şimdi diyorum ki keşke yanında yarım saat otursaymışım. Anladın mı? Keşke. Geri dönüp, o da keşke, onun da keşkeleri vardır ama senin keşkelerin olmasın. Tamam? Ben bunu söylüyorum. Yoksa bu senin hayatın, her şeye kendin karar verirsin. Babacığınızın bu yapmış olduğu olay tabii kendisini enterese eder ama madem ki konuşuluyor ve Sayın Erkır da bu mevzuda bizlere konuşmamız gerektiğini efendim ifade ettiler. Biz de onun için konuşuyoruz. Oysa ki hiçbirimizi enterese eden bir durum değildir. Bu sizin özelinizdir. Ben şunun altını çizmek istemiştim Bülent Hanım. Özür dilerim. Yani konuyu illa konuşalım diye değil de biz insanları bir şekilde değerlendiriyoruz ama onların akıllarında, gönüllerinde öyle büyük başka problemler var tabii, ki. Tabii. Herkesin efendim. Evet. Kesinlikle herkesin katılıyorum. Öyledir. Evet. Evet. Herkesin yani öyle, o sahnelerde gördüğünüz o boyalı bebekler, süslü bebeklerin hiç mi acıları yoktur, hüzünleri yoktur? Çok ben haklısınız. Çok zor ağlarım. Ağla kuyruğumu hep dik tutacağım diye ağlamamaya çalışırım. Ve ne kadar katı insan diyenler de olur. Halbuki bir tarafım benim çocuk bile değil, bebeksi bir öyle, evet, tarzım evet. vardır. Evet. Ve evime yastığıma başımı koyduğum vakit, işte o zaman gözyaşlarımı yastığıma akıtırım. Ve Allah'ımla birebir konuşurum hep. Onun için insanların çoğu zaman bütün
Hak Teala tarafından kendisine bahşedilen o büyüklükler, o güzelliklerin yanı sıra eksik tarafları da vardır Sayın Erkır. Tabii ki, tabii ki. Ve kim olursanız olun, bu herkes için varittir, olabilir ve vardır. Şimdi benim sormak istediğim bu. Babacığınız bu olayı yaptı. Asla tasvip etmiyorum. Bir annenin, babanın çocuğunu efendim ortada bırakıp da gidip başka bir gönül ilişkisine girmesini değil. O ilişkiye girebilir, eşini bırakabilir, çok rahat bırakabilir ama çocuğunu bırakamaz. Burada asla yanlış, son derece yanlış. Fakat siz babacığınıza bu mesajı gönderdiğiniz vakit ne bekleyerek bu mesajı gönderdiniz? Ne yapmasını istediniz? Yani sana lanet olsun. Sen benim dünyaya gelmemde sebep oldun. Bize bu acıları yaşattın. Seni asla affetmiyorum baba mı demek istediniz? Yoksa babacığınız, çocuğum, insanız, beşer şaşar. Ben de zaaflarıma yenilmiş olabilirim ama sen benim evladımsın çocuğum dese, size o sarıp şefkatiyle, sevgisiyle, ilgisiyle sizi sarsa ne yaparsınız? Bunu öğrenmek istiyorum zat halinizden. Şimdi hocam, sadece ben değilim sorun. Sonuçta benim bir erkek kardeşim var. Cidden benim için hiç önemli değil benim yaşadıklarım. Çünkü ben annemle paylaşabilirim her siz şeyimi. Siz veya erkek kardeşiniz. Ama erkek kardeşim erkek olduğu için babaya çok ihtiyacı olduğu dönemler oldu. Sağ olsun bu dönemlerde dayımlar her zaman desteğini gösterdi. Ama bir babanın yerini hiçbir şey dolduramaz yani. Bu bir gerçek. Asla. Annenin o yüzden de benim kinim buna. Yani benim kardeşime bunu yaşatmamalıydı. Evet ben yaşadım. Peki ama burada hemen bir devreye girmek istiyorum. Tırnak içinde. Siz Müslümansınız elhamdülillah. Kini olanın dini olur mu çocuğum? Olmaz tabii ki. Hele ki bu bir komşu Ayşe Fatma Hasan Hüseyin değil de bu sizin babacığınız ise o zaman Müslümanlık da iki Müslüman kardeş birbirine bir tülbent bezi kuruyuncaya kadar dargın kalır. Ne demektir bu tülbent? Yani son derece dokusu efendim esnektir. Çok çabucak yani barışmaları hemen, gerekir diyorsunuz. Hemen barışmaları gerekir. Evet. Bana sus demek istiyorlar anladım ben. Özür dilerim. Evet. Fakat size de babacığınız örneğin bu gece bir telefon açtığı vakit siz belki o sıcaklığı, o sevgiyi o uç seviyede yaşamamaktan ötürü bir şeyleri kaybetmiş olabilirsiniz. Çok doğaldır. Ama saygınız gereği babacığınıza, babacığım deyin. Allah size daima ödül verecektir çocuğum. O bir baba. Yanlışlık yapmış olabilir. Hislerine yenilmiş olabilir. Bir şeyleri eksik etmiş olabilir. Kuluz. Allah'ın kullarıyız evladım. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama olur da ararsa, bir parçacık hakkın varsa helal etmem sana. O senin baban. Allah ayırmasın. Babacığınla konuşmanı istiyorum senden. Peki Bülent Hanım. Hemen sizlere geliyorum. Evet, yaşamda bazı olumsuzluklar olumlu sonuçlar da doğurabilir. Babanın yavrumuzu ihmal etmesi ona çok ciddi bir dinamo olmuş. Hem kendisini bu boyuta kadar getirmiş, bir inanç mekanizmasını seçmiş ki o inanç mekanizması en iyi mekanizmalardan biri. Onun içerisindeki çözümleri de bulabilir. Daha sağlam olduktan sonra babacığıyla olan sorunu da çözebilir. Zaten bir odak kaydırma yapmış. Kardeşine dönmüş, erkek kardeşine dönmüş. Ama bu vesileyle babaya mesaj anlamında söylediğim bu şarkıyı
Şimdiye kadarki senin türkü formundaki yorumların dışarısında, dışında fevkalade doğru icra ettin. Böyle bir yarar oldu. Bilmiyorum bunu babam mı yaptı, armağan mı yaptı ama. Fevkalade güzel oldu. Artı mikrofon kullanmayı ne kadar güzel bu yorumunda kullandın. Bütün bunlar olumlu sonuçlar. Umarım daha olumlu sonuçlar da doğurur. Benden 8-8. 8-8 geldi. Teşekkürler Metin abi. Gülver Hanım. Benden de 9-8. 9-8 geldi. Bülent Hanım puan, Armağan'cığım puan alalım. 8-8. 8-8. 9-8. 9-8 geldi. Gayet güzel puanlar. Şunu söylemek istemiştim esasında. Biz ilk haftalarda türbanlı popstar olur mu olmaz mı diye tartışırken, hatta basında tartışılırken, onun böyle yüzünde böyle bir hafif bir gülümseme vardı. Siz bunları tartışıyorsunuz ama benim derdim başka, popstara gelme amacım esasında yıkılmadım, ayaktayım, bunu göstermek istiyorum der gibi bir ifade vardı. Bunu da görmüş olduk. Gayet de başarılı gidiyor. Bakalım neler söyleyeceksin. Öncelikle teşekkür ediyorum. İSPA Derneği'ne, Erzurumlulara, Bursa Kapalı Çarşı ve Açık Çarşı esnafına, ayrıca Serhat Aladağ'a çok teşekkür ediyorum beni desteklediği için. Ayrıca tüm destekleyen, desteklemeyen herkese 106 yazıp 3450'ye gönderirseniz sevinirim. 106 aday numarası. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Peki babanın mesajın var mı burada? Bu kadar konuşuldu. Belki bir şeyler söylemek istiyorsundur. Hocamı kırmayacağım. Şayet ararsa konuşacağım, evet, ama affetmek ama bize, yok. Bize mahsus bir şey değil. Yani Allah'a mahsus. Allah'a mahsustur, evet. Ama yaşattıklarını da hiçbir zaman unutmayacağım. Siz çok duygulandınız Bülent Hanım. Benim Allah'a şükürler olsun. Anneciğim de babacığım da hayatta. Ama böyle bir efendim durum hasıl oldu ve yüksek sesle düşündüm. Hayatın içerisinde yaşananlar. Hayat bu. Hayatın akışında bunlar var işte. Evet. Bir film gibi. Aynen öyle. Bizim de zaten dekorumuz film şeridi, evet. Yapmıştık. Evet. Çünkü burada her bir yarışmacının hayatı, bizlerin hayatı birer film ama gibi. Ama ne olsa olursa olsun ben anne ve babaya hep saygılı olunmasının taraftarıyım. Ne olursa olsun Osman Tan. Evet. Çünkü önce Allah, kurban olduğum o üstümüzdeki yüce Allah, ol diyor ama olmaya vesile kıldığı iki tane cins var. Kadın ve erkek. Anne ve baba. Hiçbir şey olmamış dahi olsa onu dünyaya getirdiği, getirttirdiği için o saygıyı son nefesimize kadar hep daim kılmalıyız diyorum. Bu benim görüşüm. Çok haklısınız Bülent Hanım. Çok haklısınız. Bu güzel mesajla bu bölümü kapatalım. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Yeah.